Buhari kendisinden ilim tahsil etmek isteyen herkese bildiğini esirgemeden vermesine rağmen devlet adamlarından uzak durur, onların saraylarına girmeyi ilmi küçük düşüren bir davranış olarak kabul eder ve bu uğurda her zorluğa katlanmayı göze alırdı. Horasan valisi Halid bin Ahmet el-Zühli ona bir adamını göndererek El-Cami'us Sahih, Et-Tanhal Kebir ve diğer eserlerini kendisinden dinlemeyi arzu ettiğini bildirince bu talebi reddetti. İlmi küçük düşüremeyeceğini, onu başkalarının ayağına götüremeyeceğini gerçekten arzu ediyorsa hadis okuttuğu mescide veya evine gelmesini, bunu da istemiyorsa hadis okutmasını yasaklayabileceğini söyledi. Hazreti Peygamber'in kendisine sorulan şeyi öğretmekten kaçınan kimsenin ağzına ateşten gem vurulacağını ifade eden hadisi sebebiyle ilmi kimseden esirgemediğini de haber verdi. Buhara valisinin sadece kendi çocuklarına ders vermesi yolundaki isteğini de ilmi belli insanlara tahsis edemeyeceği gerekçesiyle reddetti. Bunun üzerine vali, yakın adamlarından bazılarının Buhari'nin ehli sünnet görüşüyle bağdaşmayan fikirlere sahip olduğunu iddia etmelerini sağladı. Sonra da bu iddiaya dayanarak onu kendi memleketinden sürdü. Buhari oradan Semerkand'a gitmek üzere yola çıktı. Semerkand'da 3 mil mesafede bulunan Harteng kasabasındaki akrabalarını ziyaret etti. Fakat orada hastalandı ve Semerkand'a gidemedi. Hicri 256 yılının Ramazan bayramı gecesi vefat etti. Ertesi gün orada toprağa verildi. Ailesi hakkında bütün bilinenler Ahmet adında bir oğlu olduğu, evinde birkaç cariyesi bulunduğundan ibarettir. Şahsiyeti. Buhari orta boylu olup zayıf ve ince bir yapıya sahipti. Birçok güzel huyu yanında az konuşması, başkalarının sahip olduğu imkanlara özenmemesi gibi özellikleri de vardı. Yiyip içmeye önem vermezdi. Onun cömertliğini, dünya malına değer vermediğini ve yardımseverliğini gösteren davranışları pek çoktur. 25 bin dirhem alacaklı olduğu birine karşı gösterdiği müsamaha dikkat çekicidir. Uzun zamandan beri borcunu ödemeyen bu şahıstan bazı idareciler vasıtasıyla alacağını tahsil etmesini tavsiye edenlere, ''Ben onlardan yardım istersen, onlar da benden işlerine geldiği gibi fetva vermemi isterler. Dünya için dinimi satamam.'' demiştir. Fakat bazı dostları ona rağmen bu konuyu yöneticilere söylediler. Buhari bunu haber alınca, İlgililere mektup yazarak borçluya bir kötülük yapılmamasını ister ve onunla her yıl kendisine 10 dirhem ödemek üzere anlaşma yapar. Buhari'nin dünya işleriyle ilgilenmediği, şahsi işlerini bir adamının yürüttüğü kendi ifadelerinden de anlaşılmaktadır. Buhari'nin ahlaki faziletleri, tenkit ettiği raviler hakkındaki son derece mutedil ve insaflı sözlerinde de görülür. Bir ravi için kullandığı en ağır cerh ifadeleri, o kimsenin güvenilemeyecek kadar zayıf olduğunu, muhaddislerin onun hakkında fikir beyan etmediğini söylemekten ibarettir. Hadis uydurmakta tanınan kimseler hakkında bile yalancı ifadesini pek nadir kullanmıştır. Gıybetten sakınarak kimseyi çekiştirmediğini söylemesi ve Allah Teala'nın beni gıybetten dolayı hesaba çekmeyeceğini umarım demesi bu konudaki titizliğini göstermektedir. Bir gün hadis okuturken ama olan talebesi Ebu Maşer, bir hadisten pek hoşlanmış olmalı ki başını elini sallamaya başladı. Onun bu haline tebessüm eden Buhari, daha sonra bu tebessümüyle Ebu Maşer'e haksızlık ettiğini düşünerek ondan helallik istedi. Buhari'nin oğlu gibi sevip ilgilendiği katibi Muhammed bin Ebu Hatim, onun ok atmayı çok sevdiğini, yanında bulunduğu uzun yıllar boyunca attığı oklardan sadece ikisinin hedefe isabet etmediğini ve bu hususta kimsenin onunla boy ölçüşemeyeceğini söylemektedir. Bazı kitaplarda yer alan ahlaki beyitleri ise onun şiir zevkini yansıtmaktadır. Büyük bir hadis imamı olarak şöhret bulan Buhari, aynı zamanda bir fakihtir. Ancak hadis ilmindeki yüksek seviyesi sebebiyle bu yönü ikinci planda kalmıştır.
hayatı ve ilmi şahsiyetinden bahseden tabakat kitaplarında kendisinin fakihlerin efendisi, bu ümmetin fakihi ve Allah'ın yarattığı kullar içerisindeki en fakih olanı diye nitelendirildiği nakledilir. Bazı müelliflerse mukayese yoluyla bir değerlendirme yaparak Buhari'yi hocaları Ahmet bin Hanbel ve İshak bin Rahüye'den daha fakih sayarlar. İbni Kuteybe de kendisine fetva soran bir adamı Buhari'ye gönderirken ona işte Ahmet bin Hanbel, İbnül Medini ve İshak bin Rahüye Allah bu üçünü de sana gönderdi diyerek Buhari'ye danışmakla bu üç alime danışmış sayılacağına işaret etmiş, onun fıkıh ilmindeki bilgi ve kabiliyetinin seviyesini dile getirmiştir. İslam'ın ilk dönemlerinde hadislerin Kur'an'la karışması söz konusu olduğundan hadislerin yazılması yasaktı. Sonraları Kur'an-ı Kerim kitap haline getirilip çoğaltıldı. Ona herhangi bir şeyin karışması engellendi. Sahabe nesli bütünüyle vefat etmiş, İslam ülkeleri genişlemiş, değişik düşünceler ortaya çıkmıştı. Bu tür nedenlerle hadislerin toplanmasının yararlı olacağına inanıldı ve hadislerin tedvinine başlandı. Hadislerin toplanmasına Tabiun döneminde başlanmıştır. İmam Malik, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine sahabe ve Tabiun kavillerini ekleyerek Muvatta'yı tasnif etmiştir. İmam Malik'ten sonra da hadis konusunda çalışmalar yapıldı. Buhari'nin Cami'us Sahih'i meydana getirmesi iki sebebe dayanmaktadır. Bunların birincisi, hocasının kendisinden böyle bir istekte bulunması, ikincisi de kendisinin görmüş olduğu bir rüyadır. Buhari, sahih adıyla anılan ve içerisine sadece kendince sahih olduğu sabit olan hadisleri koyduğu kitabını yazmakla hükümlerin kaynaklarını bulmada önemli bir hizmeti yerine getirmiştir. İmam Buhari ayrıca bu eserle kendisinden önce yaşamış mezhep imamlarının dayandığı temellerin sağlam olduğunu, hiçbirinin kişisel görüşle fetva vermediğini ortaya koydu. Ondan sonra gelen muhaddisler hadis çalışmalarının sınırlarını çok az belirlemiş oldular. İlim adamları Buhari'nin eserine büyük önem verdiler. Özellikle sahih hadis konusunda onun eserinin ortaya koyduğu gerçekleri ve şartları kabul ettiler, örnek aldılar. O, hadiste odak ve hareket noktası olarak değerlendirildi. Buhari bu eseri meydana getirirken çok titiz davrandı. Eserine aldığı hadisleri 600 bin hadisin içinden seçti. Sahih hadislerin dışında kalan diğer hadisleri eserine almadı. Eserin kabarmasını önlemek için sahih hadislerin bile bir kısmını almamıştır. Cami-us Sahih'te yer alan hadislerin sayısı 7275'tir. Bazı hadisler değişik kitaplarda geçmektedir. Mükerrerler çıkarıldıktan sonra geriye kalan hadis sayısı 4000'dir. Cami-us Sahih'te hadisler konularına göre kitaplara, her kitapta kendi arasında bablara ayrılmıştır. Eserde üzerinde itilaf edilmeyen hadislere yer verilmiş, ravilerin güvenilir olması hususunda titiz davranılmıştır. Raviler birbirine bağlanarak ilk kaynağa kadar götürülmüştür. Hadisleri bazı titiz ölçülere vurduktan sonra sahih kabul edip uymayanları reddetme çığırını açan Buhari olmuştur. Ondan sonra gelen alimler bu yoldan giderek sahih hadisleri zayıf ve uydurma olanlarından ayırmaya devam etmişlerdir. Sahih hadis kitabı yazanlar çok olmakla beraber Buhari kadar titizliği ileri götüren olmamıştır. Hadis kabulünde kendine has, çok dar bir yolda tek olması, onun İslam ümmeti arasında müstesna bir şöhret ve güven kazanmasına sebep olmuştur. Sahih'in nerede telif edildiği hususunda değişik görüşler vardır. Buhari, hadis almak için gittiği her yerde eserini telife çalışmıştır. Hayatı seyahatlerle ve ilim yolunda geçen bir insanın 16 yıllık çalışmasının mahsulü olan bu eserin telifini bir yere bağlamak mümkün değildir. Cami-ü Sahih dışında şu eserleri vardır. Tarihül Kebir, hadis ricaline ait önemli bir eserdir. Sahasında ilk yazılanlardandır. Buhari bunu henüz 18 yaşındayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri başında mehtaplı gecelerde yazmıştır. Tarihül Evsat, Tarihül Kebir'in kısaltılmışıdır. Bazı yazma nüshaları mevcuttur. İbni Hacer, Tehzib-ü Tehzib isimli eserinde bundan nakiller yapmıştır. Tarihü's Sagir, Tarihül Kebir'in bir özetidir. Kitab-ı Zuafa-ü Sagir,
zayıf ravilerin hallerinden bahseder. Et-Tarihu fi Marifeti Ruvatil Hadis ve Nük'atil Asar ve Sünen ve Temyizü Sik'atihim min Zü'afaihim ve Tarihu Vefatihim. Küçük bir risaledir. Et-Tevarihul Ensab, bazı şahısların özel hallerinden bahseder. Kitabül Kün'a, ravilerin künyelerinden bahseden bir eserdir. Edebül Müfret, ahlak hadislerini toplayan bir eserdir. Ref'ul Yedeyn Fissalati, namazda el kaldırmakla ilgili bir risaledir. Kitabül Kıraati Halfel İmam, namazda imamın arkasında okuma hakkında yazılmış bir risaledir. Halgul Ef'alil İbad ve Red Alel Cemhiyye, Cemhiyye mezhebinin görüşlerini reddeden bir kitaptır. El Akide yahut Et Tevhid, akaid konusunda yazılmış bir eserdir. Abarüs Sıfat, hadisle ilgili bir eserdir ve bazı kütüphanelerde yazma nüshaları mevcuttur. Bunlardan başka kimi kaynaklarda Buhari'ye ait olduğu zikredilen şu kitapların ismini de görmek mümkün. Birril Valideyn, El Camiül Kebir, Et Tefsirül Kebir, Kitabül Hibe, Kitabül Eşribe, Kitabül Mebsut, Kitabül İlel, Kitabül Fevaid, Esamüs Sahabe, Kitabül Duafa, El Musnedül Kebir, Sülasiyat. Allah şefaatlerine ercesin değerli dinleyenler.